Özellikleri Kara gözlü suzam çiçeği aslında uzun ömürlüdür fakat genelde mevsimlik gibi her yıl tohumdan yetiştirilir. Çünkü fideler çok hızlı büyür ve kısa zamanda çiçek açmaya başlarlar. Ana vatanı Afrika kıtasının tropikal orta kısmının en doğusunda, güneye doğru olan, daha çok subtropikal kuşakta kalan bölgelerdir. Ormanların hemen dışındaki kuru ve açıklık yerlerde yetişirler. Kara gözlü suzam çiçeğinin has türü tam alata alıta ortası kara olan parlak turuncu renkte çiçek açar. Örnek tipi de budur. Farklı renklerde çiçek açan çeşitleri de geliştirilmiştir. Gelişimi hızlıdır. İncecik dallarının sarmaşık gibi her şeye sarılıca özelliği var. Uzayıp gitmesine izin verirseniz birkaç metre uzar. Ama belirli bir boyla tutmak daha iyi olur. Kısaltmaktan korkmayın. Çünkü bol bol yan dallar vererek daha fazla çiçek açacaktır. Bir yere bir kara gözlü suzam çiçeği fidesi dikerseniz 3-4 ayda orayı iyice kaplamış. Örtmüş olur. Fakat bu özelliğine rağmen ağaçları ve çalıları tamamen kaplayıp boğmağı öldürme gibi zarar verici özelliği yoktur. Sıcağı, soğuğa dayanıklılığı ve uyumu belge alata. Kara gözlü suzan sarmaşığının tüm kültivarları kış soğuklarına aynı dayanıklılıktadır. En fazla 7 dereceye kadar toprak üstü tüm varlığını kaybederek dayanır ve ilkbaharda köklerden filizlenerek hızlıca büyümeye başlarlar. Şiddetli sıcağı da fazlaca serin havaya da uyumlu gelişir. Kışın ısı gece en düşük 8 derece altına pek düşmüyorsa kış boyunca bile çiçeklenmeye devam eder. Yani kışın don olayı yaşanmayan yerlerde bütün yıl yapraklı ve çiçeklidir. Fakat hava iyi giderse yorgun düşecektir. Bunu biraz bozulmasından anlarsınız. O takdirde şubat başı gibi tüm dallarını dipten kesmelisiniz. Kullanım çirkin dip köşe yerleri güzelleştirmek paslı veya kırık dökük taşlı yerleri gizlemek için kara gözlü suzam çiçeği idealdir. Sarmaşık özellikli olmasıyla tel örgü çitleri örtmekle başarılıdır. Yer örtücü gibi kullanılabilir ama bunda dağların üst üste binmemeleri, yumaklar, yığınlar oluşturmamaları için biraz uğraşmanız gerekecek. Yükseğe asılan saksılarda sarkıcı olarak balkon ve verandalarda yaz boyunca yetiştirilmeye de uygundur. Yetiştirme, bakım. Toprak seçmeyen kara gözlü suzam çiçeği veya sarmaşığı sıcağı ve serine aldırış etmeden çiçek açmasıyla da en uyumlu bahçe bitkilerindendir. Yazın şiddetli sıcak geçen yerlerde yarı gölgeli, bilhassa öle vakti dik güneşini almayacağı yerleri sever. Yazın felaket sıcak olmayan memleketlerde ise tam gün güneşli yerleri sever. Sulaman Normal Toprağı kurudukça sulamalısınız. Sadece yeni dikilen fideler ilk 20 gün sık sık sulama ister. Gübre olarak biraz süper fosfat verilebilir. Yaz sıcaklarında kara gözlü suzam çiçeğinizin dibine kompost çürüntü malçı ile kaplamalısınız. Saksıda yetiştiriyorsanız ayda bir defa fosfor oranı yüksek, oranları 2-3-2 gibi. Bitki besini vermeniz bolca çiçek açması için iyi olacaktır. Sıcak toprağı pek sevmediğinden dolayı çömlek saksı ve humuslu doğal arazi toprağı kullanırsanız daha sağlıklı gelişecektir. Hızlı gelişip çok cayan dallar ve yeni sürgünler geliştirir. Bu yüzden ara sıra yeniden şekillendirmek gerekir. Yani gelişimini hep takip ederek zaman zaman ufak tefek budamalar yapacaksınız. Yoksa karman çorman yapraklar yığını oluşturur. Fede üretimi Kara gözlü suzam çiçeği genç dallarından çelikleri köklendirme ile ve tohum ile üretilir. Tohum almak için kuşbaşı biçiminde meyveye benzer tohum kapsüllerinin kurumasını beklerseniz herhangi bir sebeple tohum kapsülü patlarcasına açılarak tüm tohumlarını etrafa saçacak ve tohumları bulamayacaksınızdır. Onun için tohum kapsülleri iyice olgunlaştığında kurumalarını beklemeden kesip almalı ve delikli bir plastik kavanozda havadar bir yerde kurutmalısınız. Belge alata tohumları ilkbaharda son don olayı zamanından hemen önce veya hemen sonra ekmelisiniz. Mesela İstanbul'da Mart ayının son günleri uygun bir zamandır. Tohum çimlendirmede bolca humuslu toprak ile 2 mm derekumu karışımı kullanmak tavsiye edilir. Tohumları 1 cm gibi derine gömün. Serin günlerde bile tohumlar çimlenir ve hızlıca büyürler. Yaza var sarmadan çiçek açarlar. Tohumları ektiğinizde daha çabuk çimlenmesini istiyorsanız akşamdan suya koyup sabaha kadar bekletin. Böylece toprakta su emmek için fazla vakit harcamaları gerekmeyecek. Çelikle kara gözlü suzan çiçeği üretmek biraz zordur. Çelikler genelde köklenmeden çürür. Taze. Genç alması gibi körpe olmayan yeşil dallarından çelikler alın. Yaprakları azaltın. Mutlaka köklendirme toprağı kullanın. Direkt güneş almayan bir yerde tutun. Her gün bolca suyla sulayın. Köklenmeleri iki ayı bulabilir. Sonra istediğiniz yerlere dikersiniz. Zararlıları Beyaz sinek adlı parazitler tınberge alata yapraklarından eksik olmazlar. Çoğalıp bitkiyi mahvetmeleri riski büyük. Eğer beyaz sinek görürseniz önce 3 günde bir 3 defa, Sonra 3 hafta boyunca haftada bir ilaçlayın. Daha sonra sonbahara kadar 15-20 günde bir ilaçlamaya devam edin. Çeşitli kelebekler yumurta bırakmak için kara gözlü suzan sarmaşığının yapraklarını uygun görebiliyorlar. Bu yüzden tırtıllar baş gösterebilir. Uygun bir ilaçla ya da tırtılları elle toplayarak mücadele etmelisiniz. Berge Alata, Plansa Fotoğraf, Gardening Ken of Hope.com